Mutlu akşamlar efendim. Kanal Fırat ve Kanal E ortak canlı yayınında Seçime Doğru programıyla yeniden karşınızdayız. 31 Mart seçimlerine doğru giderken, mali değerler seçimlerine doğru giderken bizler de stüdyolarımızda canlı yayın konuklarımızı almaya devam ediyoruz. Bugün de yine çok önemli, çok kıymetli, belki de sizlerin de yakinen tanıdığı bir canlı yayın konuğumuz olacak. Ataşehir Mahallesi Muhtar Adayı Sayın Yusuf Özdağ bizlerin canlı yayın konuğu olacak ve burada Ataşehir Mahallesi için yapılması gereken projeler ve konular hakkında biraz kendisiyle sohbet etmiş olacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş buldum, çok teşekkürler. Hamdolsun, sizleri sormak lazım Batuhan Bey. Bizler deyiz hocam, çok teşekkür ederiz. Hocam ilk sorumla başlayacak olursak, bizler sizleri aslında yakinen tanıyoruz. Hem kendi şahsi yönümle tanıyorum, hem de sosyal medya yönüyle tanıyorum. Belki vatandaşlarımızın birçoğu da sizleri sosyal medyadan görmüş ve takip etmiştir. Ama sizler kendinizi bir kez daha tanıtacak olursanız, Yusuf Özdağ kimdir? Öncelikle Yusuf Özdağ, doğma büyüme Elazığlı, aslen Bingöl Solhanlı'dır. 2016 Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu. Aynı zamanda müzisyen ve söz beste yazarıdır. Evet, hocam bizler sizleri dediğimiz gibi yakinen tanıyoruz ve muhtar adayı olmanıza da aşırı derecede şaşırmıştık. Çok gençsiniz ve böyle bir düşüncenizin olduğunu çok beklemiyorduk. Sizler peki burada neden muhtar adayı olmaya karar verdiniz? Aslında gerçekten çok güzel bir soru. Şuna şöyle cevap vermek istiyorum. Ben gençlere karşı, yani kendim de genç olduğumdan dolayı gençlere karşı hani birazcık farklı bakıyorum. Gençler bence toplumda her zaman en kıymetli değeri hak eden kişilerdir. Bu gençliğin bizlere verdiği bir, şöyle söyleyeyim, gençliğin bizlere kattığı bir enerji var. Ben de halen gencim. Evet. Ben de halen genç olduğumdan ötürü gençler için bir şeyler yapmak istedim. Aslında mahallemizin yani toplumsal yapısına katkı sağlama isteğim vardı. Bu isteğimi mesleğimin, hani tecrübelerimin, eğitimimin katkısıyla mahalleye, toplumumuza, mahallelimize nasıl dokunabiliriz, nasıl daha iyi bir şekilde hizmet almasını sağlayabiliriz düşüncesiyle ben de muhtar adayı oldum. Yani, evet. Burada tabii ki herkesin düşüncesi gençler için biraz daha bir şeyler yapılması ama gençlere baktığımızda belki de kendileri de artık bu yöne atılmalarını ve atılımlarını yapmalarını bekliyoruz. Sizler de burada ilk adımı attınız galiba. Sizler de eminim ki diğer gençlere özgüven yaratacaksınızdır. Onlara bir basamak olacaksınızdır. Onlar da sizler gibi belki de muhtar adayı olmayı planlayacaktır artık bundan sonra. Çünkü bu böyle bir algı vardı maalesef ki ne yazık ki. Hep belli bir yaşın üstü muhtar adayı olur. Hep başka bir kesim aday olur. Gençler genellikle oy kullanır ve gençlerin isteği olur muhtar adayından gibi. Ama genç bir muhtar adayı olmak da önemli ve kıymetli. Sizler bu algıyı nasıl görüyorsunuz hocam? Evet, çok doğru. Aslında benim de hani burada yine değinmemiz gereken önemli bir konu. Evet. Hani muhtarlık anlayışı aslında hani böyle bir klasikleşmiş. Hani muhtar yaşlı olur dediğiniz gibi. Evet. Ama hayır, ben buna katılmıyorum. Bir de bununla beraber muhtar bir şey yapamaz diye bir algı var. Mesela muhtarın projeleri olamaz mı? Muhtar isterse aslında her şeyi yapabilir. Katılıyorum. Ben de bir genç olarak bu yola talip oldum. İnşallah bunlar diyelim ki hani hayırlara vesile olur. Gençlerimiz için de, arkadaşlarım için de, kendimden küçükler için de, büyükler için de. Evet. Genç kategorisinde kendisini hissedenlere inşallah güzel bir örnek olur diye düşünüyorum. İnşallah diyelim. İnşallah. Burada tabii ki Ataşehir Mahallesi'nden aday olmak da güç, zor bir iş. Sizler bu işe elinizi taşın altına koydunuz. Baktığımız zaman Ataşehir Mahallesi'nin sorun sıkıntılarını nasıl gözlemlediniz? Seçim çalışmaları doğrultusunda her vatandaşınıza kulak veriyorsunuz, her eli sıkıp her gönüle dokunmaya çalışıyorsunuz. Bu oldukça kıymetli, önemli. Burada baktığımızda sizler hangi sorunları tespit ettiniz Ataşehir Mahallesi için? Aslında şuna da şöyle cevap verecek olursak, mahallemizin
sorunları ve eksiklikleri diyelim. Bunları tespit ettim. Dediğiniz gibi hani zor bir mahalle. Evet. Çünkü Ataşehir Elazığ'ımızın hani en güzide mahallelerinden biri ve yeni bir mahalle. 2009'da Süsürü'den ayrılarak mahalle oldu, mahalle sıfatına kavuştu ve halen de büyümeye devam ediyor mahallemiz. Şimdi bu mahallenin yeni mahalle olmasından kaynaklı sorunları halen de var ve devam edecektir de. Ama bu sorunlar aslında koordineli bir şekilde devam edilse bu sorunlar sorun olmaktan çıkacak. Bu yüzden ben de 2017'de Ataşehir Mahallesi'ne yerleştim. Tabii o zamanlar öğrencilik yıllarım. Fakülteye gidiş yolum var benim. Burada böyle bir kısa bir hikayeyle şunu bağdaşlaştırayım. Tabii ki. Fakülteye gidiş yolum, her gün sabah evden çıkıyorum. Belli bir mesafe gittikten sonra kıyafetim falan temizliyorum tekrardan. Çünkü toz, çamurla, yani yaz aylarında toz, kış aylarında çamurla mücadele ediyoruz. Bizim mahallemizde dikey, biliyorsunuz, ulaşım biraz zor. Hani servislerimiz bu konuda birazcık eksik kalıyor. Neyse, bir yürüyüş maratonumuzu tamamladıktan sonra fakülte otobüsümüze kavuşuyoruz. Evet. Fakülte otobüsünden sonra fakülte safhası bittikten sonra tekrardan ben ikinci öğretim okuduğum için bir geri dönüş safham oluyor. Geri dönüşümde de evet. Yine bir maraton beni bekliyor tabii. Cebimde taşla geziyorum. Biraz korkutucu bir terim oldu değil mi? Ama bu şöyle, sokak hayvanlarının hani tehlikesinden maruz kalma gibi bir potansiyel vardı mahallemizde. Hani şu anda bu durum gerçekten minimuma inmiş düzeyde. Ama halen de devam ediyor. Çünkü hani yeni yerleşim yerlerimiz bizim fazla Batuhan Bey. Tekrardan eve girdikten sonra tekrardan bir temizlik safhamı soruyor tabii. Maalesef. Neyse, bunların yanı sıra mahallemiz hani bahsettiğimden dolayı, hani yeni mahalle olmasından dolayı trafiğinde mahallemizin sorunları var. Mahallemizin altyapısında hani eksiklikler oluyor, devam ediyor. Bunlar hepsi mahallemizin hani yeni bir mahalle olmasından dolayı kaynaklanıyor. Tabii bunlar dediğim gibi koordineli bir şekilde hareket edildiği takdirde sorun olmaktan çıkacaktır bence. Tabii ki hocam, koordineli bir şekilde bunlar halledilebilir. Bunlar için sizlerin de projelerinizin, çalışmalarınızın olduğunu biliyoruz. Sizler bu noktada Ataşehir Mahallesi'ni dönüştürmek için, geliştirmek için dediğiniz gibi yeni bir mahalle, belki asfaltı daha yeni değil ya da çukurları çok fazla ya da tozu çok fazla. Sokak hayvanlarını tabii ki hepimiz çok seviyoruz. Ama tabii ki bunun doğru bir şekilde evcilleştirilmesi, ağaçlarının yapılması gerekiyor. Bu düşüncedeyiz. Tabii ki diğer unsurlarda söylediğiniz gibi trafik unsuru da oldukça kıymetli, önemli. Ama burada sizlerin bunlara çözüm olarak bakış açınız da oldukça kıymetli. Sizler bu sorunlara çözüm olarak nasıl bakıyorsunuz ve bu mahalle için projeleriniz nelerdir? Aslında en önemli konu bence bu. Ben bir önceki sorunuzda bu konuyu fazla açmak istemedim detaylı bir şekilde. Çünkü ben mahallemizin sorunlarına odaklı projeler ürettim. Yani sorunlara odaklı projeler olduğundan dolayı şu an mesela projelerimizi ele alıp böyle tek tek konuşunca sorunlarımıza da değinmiş oluruz. Sorunlarımıza karşı ne gibi çözüm önerilerimiz var, neler yapılabilirlik, bunu konuşalım. Gerçekten de önemli bir konu. Şöyle başlayayım. Genç olduğumdan dolayı. Evet. Gençler benim için gerçekten kıymetli. Hani genç olduğumdan dolayı gençleri en iyi ben anlarım. İlk projemiz Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi Batuhan Bey. Bu benim için gerçekten önemli bir proje. Tabii bir önceki sorularda da değindiğimiz üzere muhtarlığın bir bütçesi yok. Evet. Muhtar bir şey yapamaz algısını kırıyoruz burada. Muhtar isterse her şeyi yapar diyerek İcadiye Mahallemizden örnek vermek istiyorum. Belediyemizin gerçekten orada güzel bir çalışması var. İcadiye Mahallesi'nde olan bir projeyi
belirli bir şekilde düzenleyerek, ele alarak bizim mahallemize taşımayı düşünüyorum. Belediyemizin İcadiye Mahallesi'nde sosyal hizmet binası var. Evet. Sizler de bilirsiniz bu konuyu. Birçok vatandaşımız da bilir bu projeyi. Şimdi Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi derken bu aslında şöyle açalım. Ben bu projemizi belediye başkanımıza sundum. Ve kendisinin gerçekten çok güzel bir projesi olan hani İcadiye Mahallesi'ndeki sosyal hizmet binasının bizim mahallemizde de olmasını talep ettim. Yani daha muhtar adayıyken. Evet, daha şu anda. Henüz yani birkaç gün evvel bu talepte bulundum. Belediye başkanımız sağ olsun, gençlere kıymet veren biri. Bu talebime de olumlu yaklaştı. Kendisine de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bize bir çatı, bir yuva açtıktan sonra bunun içerisini şekillendireceğiz. Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi nasıl olur? Hani çünkü sürekli devam eden bir fonumuz yok yani. Evet. Ama ben şurada bu Gençlik Eğitim Merkezi'nin içerisinde halk eğitimin biliyorsunuz ücretsiz olarak verdiği kurslar var. Evet. Halk eğitim merkezlerimizin. Belirli sayıyı tamamladıktan sonra halk eğitim merkezlerimiz bunları ücretsiz olarak sağlıyor bu eğitimleri. Gençlik Eğitim Merkezi'nin içerisinde öncelikle dil kurslarımız olacak. Gençlerimiz eğitimini tamamladıktan sonra boş vakitlerinde bu dil kurslarından yararlanacak. Yabancı dil eğitimini burada pekiştirecek. Bunun yanı sıra enstrüman kurslarımız olacak. Yani biliyorsunuz benim bir de müzisyenlik kimliği evet. olduğundan dolayı bu konuda da biraz özellikle burayı hani ele almak istiyorum. Bu merkezin içerisinde enstrüman kursları da olacak. Hocalardan bir tanesi siz mi olacaksınız hocam peki? Nasip olursa eğer hocalarımızın sayısında eksiklik olursa ben seve seve yani gönüllü olarak direktmen hemen ilk dersi ben başlatmış olurum yani. Evet. Buradan da duyuralım yani kesinlikle bir çekincem yok. Hani yapmam gibi bir olay da yok, seve seve yaparım. Yeter ki gençlerimiz farklı yönelimlere gitmesin. Gençlerimiz güvende olsun. Kesinlikle. Bunun yanı sıra, enstrüman kurslarının yanı sıra. Hatta geçmeden enstrüman kurslarında bir şeye değinmek istiyorum Batuhan Bey. Enstrümanın gerçekten bir çocuğun, bir gencin eğitimine de katkısı var. Tabii ki. Bu şöyle oluyor. Mesela müzik enstrümanları biliyorsunuz çift anahtarlı, tek anahtarlı olarak müzik enstrümanları değişiyor. Ben de bağlama çalıyorum bu arada. Bu çift anahtar olayını, enstrümanı öğrendiği zaman hem beynin iki lobu gelişmiş oluyor. Evet. Hem de bunun yanı sıra ruhen de insana sağladığı katkılar var, faydalar var. Ruhu da hani bir nebze iyiye taşıyor. Evet. Şimdi gençler bu enstrümanlardan yararlanıp bir müzikle ilgisi olduktan sonra eğitimine devam edebilir. Kesinlikle. Yani ve daha faydalı bir şekilde devam edebilir. Sizin de herhalde değinmek istediğiniz bir şey var. Yok, burada ben şeye hak vermek istiyordum müzik konusunda. Yani baktığımız zaman özellikle emniyetimiz çok iyi çalışıyor. Sizler de ilk başta dediniz yanlış yönlere, eğilimleri olmasın. Evet. Tabii ki burada uyuşturucu maddelerine çok fazla yönelimler olduğunu, polisin, emniyetimizin bunlarla ilgili çok sıkı denetimleri, çalışmaları olduğunu biliyoruz. Ama bu zehirden gençlerimizi korumak gerekiyor. Bu düşüncede aynı kanıdayım. Hele ki müzik gibi kutsal bir yerle de bunu pekiştirmek oldukça kıymetli, anlamlı. Çünkü baktığımız zaman sizler gelişim dediniz, ruhsal iyilik dediniz. Bu da oldukça önemli. Son zamanlarda Elazığ'da bildiğiniz üzere kötü zamanlardan geçti. Evet. Pandemi gibi, deprem gibi, depremler gibi maalesef, hatta. Maalesef. Maalesef ki böyle konulardan geçti. Bu noktada böyle sosyal aktivitelerin olacağı bir merkezin düşünülmesi ya da bunun bir adımının atılması, belediye başkanının buna bir onay vermesi oldukça kıymetli ve oldukça anlamlı demek isterim sadece. Buyurun başkan. Gerçekten de çok güzel bir şekilde değindiniz. Yani evet. Olayı siz gerçekten çok güzel bir şekilde açıkladınız. Burada hani gerçekten gençlere aslında hani farklı yönelimlere gitmemesi için bunun gibi bu projemin kesinlikle içerisinde birçok şey olabilir. Şuna ek olarak şöyle de devam edebiliriz. Meslek kursları
biliyorsunuz yine halk eğitim merkezlerimiz tarafından ücretsiz verilen kurslar. Evet. Bunlar da gençlik eğitim ve kültür merkezimizin içerisinde olacak. Ve kütüphane özellikle. Yani ben sadece belediyemizden bize o yuvayı, bize o inşayı yaptıkları takdirde, hani onlardan tek isteğim o olacak. Evet. Kütüphanenin içerisini de kendi gayretlerimle dolduracağım. Diğer projeler de zaten bahsettiğim gibi halk eğitim tarafından finanse ediliyor. Burada bir de şuna değinmek istiyorum. Eğitim kısmını konuştuk. Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezimizin eğitim kısmını konuştuk. Şimdi kültür kısmına gelecek olursak, biliyorsunuz hani müzikten az önce bahsettik. Elazığ'ımızın gerçek anlamda da hem sofrası hem de müziği Antep'ten sonra Türkiye'de ikinci sırada yer alan bir kültür, konumda, evet. Bir değer yani. Evet. Şimdi burada da bu bildiğiniz üzere hani bu değerleri yine vatandaşımızla, mahallemizle bütünleştirmek gerekiyor. Hani bizim mahallemizde memur sayısı oldukça fazla. Başka şehirlerden gelmiş olan memurlarımız da var. Ben istiyorum ki burada büyüyen, bu mahallede yetişen çocuklar bir kültürle bu mahalleden büyüsünler, bir eğitimle bu mahalleden büyüsünler, o şekilde hayatlarına devam etsinler. Buradan gittikleri zaman hani bir şeyler katmış olalım düşüncesindeyim. Kesinlikle, yani. Önemli, kıymetli. Mesela Elazığ sofrasında da bizim bu biliyorsunuz yani gastronomi olayı da var yani halk eğitimin verdiği yine. Burada da Elazığ soframızla ilgili yapılabilirlikler var. Yine keza belediyemizin yapmış olduğu örnek bir kooperatif projesi var. Biliyorsunuz ki sizler de Hilalkent Mahallesi'nde belediyemizin finansal Haymana. Haymana kooperatifi var. Evet. Burada da ev hanımları kendi yaptıkları yemekler olsun, el işi olsun, el işi göz nuru. Yani bu tarz şeyleri burada yapıyorlar. Hem burada evlerine küçük de olsa bir ev ekonomisine katkıda bulunmuş oluyorlar. Bunun yanı sıra bunlar da bizim mahallemizde olsa yani kötü mü olur? Yok, doğru haklısınız. Özellikle meslek anlamında gençlerimizin de biliyorsunuz üniversiteyi çok okuyan, bitiren, mezun olan gençlerimiz var. Ama bazen mesleki anlamda kendilerini geliştirmekte çok zorluk yaşıyorlar. Bu projeler kıymetli, değerli onlar için. Ardından yani bu Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi'ni ben konuşurum, sabaha kadar konuşuruz burada ama evet. Diğer projelere de değinmek istiyorum. Tabii ben. Ki, tabii ki hocam. Biliyorsunuz ki günümüzde teknoloji gerçekten çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bizim de yine mahallem için düşündüğüm WhatsApp ihbar hattımız var. Evet. WhatsApp ihbar hattı ne için gerekli bu mahalleye? WhatsApp ihbar hattının neye faydası olacak? Bunu konuşalım isterseniz. Şimdi bir muhtarın mahallenin her tarafını her gün gezme imkanı... Yok, hani, zor. Çok zor bir imkan. Hele hele bir de genç değilse benim gibi biraz daha zorlaşır. Burada bu da işin esprisi tabii. Ben burada WhatsApp ihbar hattıyla, yani bizim vatandaşlarımızın illa her gün kalkıp benim peşimden yani muhtar nerede, muhtara gitmem lazım diye bir eğiliminin olmaması lazım. Çünkü bizim vatandaşımızın kendi işi var. Kendi evet. işi, kendi işiyle uğraştıktan sonra ailesine ayırması gereken zaman var. Evet. Şimdi ben bunun için WhatsApp ihbar hattında hızlı tespit, hızlı çözüm. Yani herkesin biliyorsunuz telefonunda WhatsApp var. Evet. Bir sorunla karşılaşıldığında bu halen de mahallemizin sorunları içerisinde olan yani yol sorunları, su patlağı, bu sorunlar olduğu zaman direktmen fotoğrafını çekip WhatsApp'tan bana iletecekler WhatsApp ihbar hattını kullanarak. Ben de bu soruna hızlı bir şekilde vakıf oldum yani hızlı bir şekilde hakim oldum. Bunun hızlı bir şekilde çözülmesi için hani hem zaman kazandım hem de ben kendim adımlarımı buna göre atmış olacağım. Evet. Hızlı bir şekilde konuya vakıf oldum. Yani şimdi açıkçası bizim mahallemiz gerçekten yüz ölçümü olarak büyük bir mahalle. Biliyorsunuz ki kanal boyundan başlıyor, Malatya yolunu altına alıp, cezaevinden dolanıp, Güneyçevre yolunu alıp tekrardan kanal boyunda buluşuyor yani. Evet. Buraya hakim olmak için
teknolojinin bize sağladığı bir imkan var yani. Kesinlikle. Bunu bence kullanmak gerekir. Bu yüzden WhatsApp ihbar attı diyorum. Ve WhatsApp'ı hemen es geçmeden WhatsApp'ın yanında şöyle bir avantajı da var. Biliyorsunuz ki burada özellikle WhatsApp'ta bir ayrı projemiz var. Bu gerçekten bence değerli. Şimdi WhatsApp'ın grup özelliğinin yanı sıra WhatsApp topluluk özelliği var. Evet, topluluklar var. Yeni biliyorsunuz erişime açıldı WhatsApp topluluk. Bu WhatsApp toplulukta biliyorsunuz kişilerin bilgileri belli olmuyor. Evet. Yani telefon numaraları gözükmüyor. Güvenli bir şekilde yani kullanabiliyorlar. Bu WhatsApp topluluğumuzu ben istiyorum ki gencimizden yaşlısına kadar herkes kullansın. WhatsApp topluluğu neden kullanmalılar? Çünkü ben WhatsApp topluluğu bizim mahallemizin esnafına fayda ve mahallemiz kendileri indirimli ürünlerden yararlansın diye hem esnaflarımızın indirimleri olduğu zaman ayın belirli günlerinde esnaflarımıza bu WhatsApp toplulukta paylaşma imkanı sunacağım. Esnaf kendi ekonomisi hem de ev ekonomisi bir katkıda bulunabilirsek ufak bir nebze de olursa tabii hem ki. Yani mahallemiz alışverişini yaparken indirimli bir şekilde yani alışverişini yapacak. Esnafımız da indirimlerini duyurabilecek. Çünkü bizim mahallemizde oy kullanacak seçmen sayısı hani şu an tam net rakam değil, itirazlardan sonra ben bugün seçim kuruluyla görüştüm de güncelleme varmış herhalde. Evet. 18.500 civarı hani en son aldığım bilgiye göre oy kullanacak kişi sayısı var. 18.500 kişinin WhatsApp topluluğu kullandığını düşünelim. Evet. Bir beldeden, bir ilçeden daha çok nüfus var. Evet. Aslında bir mahallede. Evet. Yani bu bence güzel bir nimet. Kesinlikle. Ciddi anlamda yani güzel bir olay. Burada ben WhatsApp topluluğu şu şekilde de kullanmak istiyorum. Biliyorsunuz ki mahalleliye ulaşmak isteyince ha deyince hepsine ulaşamıyoruz. Evet. Ama hepsi WhatsApp topluluğu kullandığı zaman ben mahalleyle ilgili alınacak kararlar olduğu zaman ben burada mahallelime danışmak istiyorum. İstişarede evet, rahmet tepkiler, vardır. Evet biliyorsunuz ki tepkiler verilebiliyor paylaşımlara WhatsApp toplulukta olumlu veya olumsuz yönde. Evet. Ve burada çocuklarımız için mesela çocuklarımız için bir sosyal sorumluluk projesi olduğu zaman burada hemen duyurabileceğiz. Bir seminer, bir konferans olduğu zaman bunu hemen duyurabileceğiz. Ben yani bu yönden WhatsApp topluluğu mahallemizin kullanmasını istiyorum ve bunu mahallemizle birlikte kullanacağız. Birlikte mahallemizi yöneteceğiz, birlikte kararlar alacağız, birlikte eleştireceğiz. Kesinlikle. Tabii. Şimdi WhatsApp olayını da hemen geçelim. Vaktimiz hani kalmazsa evet. diye. Ben burada Batuhan Bey şu anda güzel bir konuya değinmek istiyorum. Mahallemize sağlık açısından ben şöyle bir müjdevari bir açıklama olsun. Tabii mahallemize duyuralım. Kesinlikle. Bizim mahallemizde oturan vatandaşlarımız E-Devlet'ten ikamet kaydını alıp Anadolu Hastanesi ve Medical Hospital Hastanesi'ne gittiği zaman poliklinik girişlerine %20 indirimle girecekler. Ben bunu sundum. Ve sağ olsunlar hastanelerimiz buna olumlu bir tepki verdi ve bunu kabul ettiler. Anlaşmamızı yaptık. Nasip olursa ben kazandığım takdirde bu projemiz yürürlüğe girecek. Vatandaşlarımız poliklinik girişlerinden %20 indirimle yararlanmış olacak. Yani anladığım kadarıyla bu hastane, iki özel hastaneye giden Ataşehir Mahallesi sakinleri, vatandaşları 1000 liralık bir hizmeti 800 liraya alacaklar. Evet. %20'lik yani baktığımız zaman sağlık alanında özellikle son zamanlarda gribal enfeksiyonların en tavan yaptığı, yoğun bakımların en dolduğu zirvedeyiz ki bazen şöyle durumlar oluyor. Vatandaşlar 3 kez hastaneye gidiyor, serum vurduruyor. Sağlık alanı mı biraz eksiklik var mı? Belki Elazığ'da genel olarak bir eksiklik vardır hizmet noktasında. Ki bu vatandaşların cebine de yansıyor mu? Oldukça yansıyor. Çünkü bazen devlette sıra bulmak ya da devlete gidebilmek zorlaşabiliyor. Ya da orada hemen serum yaptırabilmek zorlaşabiliyor. Özele yöneliyorlar. Özel hastanede de hele ki Ataşehir Mahallesi de memur kesimine hitap eden bir mahalle. Orada vatandaşların böylesi güzel bir indirimle hele ki muhtar adayı
iken bunu yapmanız oldukça kıymetli, oldukça anlamlı. Umut ediyoruz ki tüm muhtar adayları buna çağrı verir, duyarlılık gösterir ve hepsi aynı talepte bulunur. Ve kim muhtar olacaksa olsun Ataşehir Mahallesi ya da diğer tüm mahalleler buna kavuşmalı diye temenni ediyorum. Çok kıymetli bir çalışma aslında sağlık noktasında. Kesinlikle. Buradan tekrardan hastane yönetimine de yani bu duyarlı bir şekilde karşıladıkları için bu olayı, bize olumlu bir tepki verdikleri için onlara teşekkürlerimi sunuyorum. Yani Allah kimseyi yani hastanelere düşürmesin. Amin. Yani Rabbim herkese sağlık versin inşallah, herkese şifa versin inşallah. Ama olursa diye yani sizin de bahsettiğiniz yani günümüzde artan yani global enfeksiyon olsun, birçok hastalık olsun, bu tarz durumlarda yani %20 indirimimizi almış olacaklar. Tabii altını bir daha çizelim. Ben kazandığım takdirde bu ücret girmiş olacak. Yani yarından itibaren değil. Muhtar olduktan sonra eğer seçilirse halkın teveccühüyle, oyla muhtar olursanız iki özel hastanede, Elazığ'da zaten bildiği 2-3 tane özel hastane var. Bunların ikisinde %20 sağlık indirimi sağlanacak. Güzel bir protokol imzalanacak diye umut ediyoruz ve temennimiz umarız ki vatandaşa katkısı olur ve sizlere de katkısı olur. İnşallah, yani bizim de temennimiz o yönde. Hı hı. Burada şimdi mesela bu sağlık projesini de geçelim. Çünkü diğer projelere de vaktimizin kalmasını istiyorum. Evet. Biliyorsunuz ki vaktimiz kısıtlı. Mahallemizin bir spor kulübü yok. Evet. Evet, maalesef ki gençlerimiz için bir spor kulübü yok. Ben geçen günlerde gençlerle böyle bir diyaloğa girme şansımız oldu. Yani bir denk geldik, böyle bir kalabalık bir genç ekibimiz vardı bizim. Dediler ki kimisi hani milli lisanslı futbolcu olmaktan dönmüş sakatlıktan sonra. Bunun gibi birçok hikayeleri vardı. Evet. Ve spora yönelimliler, spora duyarlılar. Ama mahallemizin spor kulübü yok. Ben burada Ataşehir Mahallesi'nde Ataşehir Spor Kulübü kurulması için gerekli bütün hamleleri yapacağım. Gerekli bütün görüşmeleri sağlayacağım. Yani böyle bir futbol takımı yok değil mi? Çünkü baktığımız zaman hani Rüstem Paşa'nın bir futbol takımı var. Evet. Diğer mahallelerimizin bir futbol takımı var. Ama Ataşehir Mahallesi'nin anladığım kadarıyla bir futbol takımı yok. Yok, kesinlikle. Sahası var mı? Yok. Mahallemizin sınırları içerisinde bir saha var. Evet. Yalnız farklı takımlar kullanıyor. Yani bizim biliyorsunuz ki 3. ligde oynayan takımlarımız var. Evet. Elazığ Spor'umuz var. Elazığ 23 FK var. Elazığ 23 FK kullanıyor mesela. Bizler de bu arada şunu da söyleyeyim. Ben aynı zamanda sporla da uğraşıyorum. Halen yani bir takımda sportif faaliyetlerde bulunuyorum. Yani Hicret Gençlik Spor'da da oynuyorum. Hicret Mahallesi'nin bir takımı. Evet, Hicret Mahallesi'nin bir takımı var. Kendi mahalleniz olmadığı için. Evet, kendi mahallemin takımı yok. Ben burada da olursa kendi mahallemizin takımını kurmak amacıyla hani gerekli adımlar neyse bunları atacağım. Bizler de zaten Hicret Gençlik Spor olarak antrenmanlarımızı hani bahsettiğim Elazığ 23 Spor Kulübü'nün futbol kulübünün ve yol spor tesislerinin hani diye biz adlandırmış vatandaşlarımız orada sağlıyoruz idmanlarımızı, orada gerçekleştiriyoruz. Herkes o mahalleye idman yapmaya geliyor ama o mahallenin bir takımı yok. Yok. Ne acı. Evet işte bu yüzden hatta şunu da söyleyeyim. Olursa eğer nasip olursa takımımız kurulduktan sonra ben takımımızda da ihtiyaç halinde rol alacağım. Takımımızda da oynayacağım. Birlikte takımımızın başarı kazanması için gençlerimizle birlikte, genç kardeşlerimle, arkadaşlarımla birlikte mücadele vereceğiz. Ter dökeceğiz, çabalayacağız. Yenilmek var, yenmek var. Spor. Tabii ki, tabii ki. Önemli olan bir aktivite olması, bir spor olması, bir zevk alınması. Bu da oldukça kıymetli. Nerede eksik olursa oraya koşturacağım anlıyorum ben hocam. Evet. Müzikal anlamda olursa oraya gideceğim. Sporda eksiklik olursa orada da olurum. Nerede ne ihtiyacınız olursa ben varım diyorsunuz. Çünkü hani genç olmamın aslında hani ilk başta değindim ya ben gençliğimden ötürü yani böyle bir yönelimde bulundum diye.
ben bunu yaptıkça yorulmam ki. Ben hani bunlar beni yoracak olan şeyler değil. Çünkü gencim. Yani ben mahallenin her türlü sorununa koşturabilmem lazım. Muhtar oluyorsam mahallemin her türlü sorununa duyarlı olmam lazım. Bunun için bir enerjimin olması lazım. Evet. Ben kendimde bu enerjiyi görüyorum. Yani yapmış olduğum sportif faaliyetler, müzikal faaliyetler, mesleğim, gazetecilik icrası, sosyal medya. Ben bunları yaparken zaten bu enerjiyle yapıyorum. Bu enerji olmasaydı yani ben şu an bunları bir arada idame ettiremiyorum olacaktım yani. Kesinlikle öyle. Başka ne gibi çalışmalar var, projeler var Ataşehir Mahallesi için? Şöyle söyleyelim. Mesela bizim mahallemizin biliyorsunuz ki muhtarın görevleri arasında mahallenin huzur ve güvenliğini sağlamak da vardır. Kesinlikle. Mahallemizin huzur ve güvenliği açısından neler yapılabilir? Yine bir hikayeme değinmek istiyorum ama yani bu hikayelere de değindikçe tabii vaktimiz kayboluyor. Ben kısaca değineyim. Zamanında 2018 olması lazım. Bir hırsızlık vakasıyla karşılaştım. Ve çok enteresan. Benim babam Gençlik Spor İlçe Müdürü'ydü, emekli oldu. Ondan ötürü Karakoçan'da görev yapıyordu. Bir ev oradaydı, bir ev buradaydı. Ataşehir Mahallesi'ndeydi. Babam ve annem Karakoçan'a doğru yola çıktıktan ben bir yarım saat akabininde ardından eve gittim. Tabii telefonla konuşuyorum esnada bir arkadaşla. Oturma odasına adımımı attığım zaman böyle gözüm bir televizyona çarptı ama tekrardan dalgınlıktan dolayı yani telefonla konuşuyorum. Telefona devam ettim. Sonradan tekrardan baktım ki televizyon yok. Tabii aradan yarım saat geçmiş. Evet. Hani çok kısa bir süre. Hemen kapıyı açtım, üst komşularımıza seslendim. Ardından telefona hani hemen 112'yi aradım. 155'i aradım. Artık hepsi 112'de evet, toplandı gerçekten. Şu an hepsi 112, o zaman 155'ti. Evet. Ondan dolayı 155'i aradım o zaman. Tabii bir şok içindeyim çünkü olay yani ani gerçekleşmiş. Yani vakit, ben şeyden yani çekiniyorum, hırsız diyorum ki halen evin içerisinde olabilir. Evet. Vakit o kadar dar bir vakit. Yani 30 dakika geçmemiş. Televizyonu sökmesi, etmesi. Evet, çünkü hatta ben inanamamıştım vakit kısa olduğundan dolayı. Annemi aramıştım ya, anne siz televizyonu niye götürdünüz diye. Annem hani, oğlum biz niye götürelim, bu evde de televizyon var, burada da var yani niye götürelim diye. Ben o zaman olayı idrak etmiştim yani. Şimdi hani şok içerisindeyim. Mahallemizin güvenliği konusunda hani benim de bir hikayem var. Ben mahallemizin sorunlarının çoğuyla zaten kendim de yani bu sorunları yaşıyorum. Bu sorunlar benim de başıma geliyor. Evet. Şimdi bu huzur ve güvenlik açısından mahallemiz hani demiş olduğum gibi yeni bir mahalle. Bu yüzden hani yeni sokaklarımız oluyor. Mahallemizin Kuvayi Milliyet Caddesi'nin alt kesiminde MOBES'e ihtiyacımız var. MOBES'e yani güvenlik kamerası eksikliğimiz var. Bu olmadığından dolayı hani bazı yerlere iş doğmuş oluyor yani. Evet, doğru. Ama biz bu mahallemizde sadece tabii Kuvayi Milliyet Caddesi'nin tren rayıyla olan kısmı değil, mahallemizin çoğu yerinde güvenlik kamerası sorunumuz var, MOBES'lerimizde eksiklik var. Bunlar için ben emniyetimizle, emniyet müdürlüğümüzle, belediyemizle, mahallemizin güvenliği adına sürekli istişarelerde bulunacağım. Sürekli bu sorunları kendilerine ileteceğim. Kendileriyle bu sorunlar için neler yapılabilir bunları istişare edeceğiz. Bunları konuşacağız. Şimdi bu çok önemli bir konu. Bunun yanı sıra hemen buna şunu da ekleyelim isterseniz. Sadece MOBES'e değil. Biliyorsunuz ki mahalle bekçilerimiz var. Evet. Bunların bizim hani bahsettiğimiz büyük bir mahalle yani yüz ölçümü olarak sokaklarımıza oranla hani buradan Elazığ Emniyetimize hani çalışmaları gerçekten şu anda gayet iyi, güzel bir çalışma içerisindeler. Kendilerine de buradan çok teşekkür ediyorum. Olursa bu sorunları da kendileriyle istişare edeceğim. Bu sorunları da çözmüş olma adına hani gerekli adımları atacağız.
Burada hemen güvenlik dedik de şurada şuna da değinmek istiyorum Batuhan Bey. Şimdi güvenlik sadece hani bu bahsettiğim kamera olayı değil. Bizim çocuklarımız parklarda biliyorsunuz yani eğleniyorlar, vakit geçiriyorlar. Ama çocuklarımız parklarda oynarken çocuklarımızın ebeveynleri tedirgin olmasın. Doğru mu? Hani bizim çocukların yola aniden fırlamaması için böyle bir ufak boyda da olsa bir engelleyici çit olması bence güzel olur. Yani aile çocuğunu parka getirdiği zaman hem tedirgin olmamış olur rahat bir şekilde. Ve şurada parkları konuşuyorken de şuna da değinmek istiyorum. İlk başta söylediğimiz bir konu vardı sokak hayvanlarıyla ilgili. Burada şuna da değinmek istiyorum. Malumumuz Elazığ'ımızda sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sokak hayvanlarımıza değer veren birkaç ekibimiz var. Evet. Şimdi ben kendileriyle zaten görüştüm. Hatta önde gelen bir isim de var. Beyza kardeşimiz. Kendisinde burada adını zikretmiş olalım. Kendisine dedim ki ben olursa böyle bir vazifeye gelirsem ben sosyal sorumluluk projelerinde önce olmak istiyorum. Yani şimdi sokak hayvanlarımız biliyorsunuz ki sokak hayvanlarımıza yani bir küçük bir yaşam alanı yapmak çok mu zor? Evet. Yani muhtar hani ilk başta yine konuştuk ya bir algı var muhtar bir şey yapamaz. Muhtarın bir bütçesi yok. Hayır ben buna karşıyım. Muhtar isterse her şeyi yapar. Ya ben iki tahta parçasını alıp bir çiviyle birbirine birleştirip bir çatı ekleyip sokak hayvanlarına bir küçük de olsa bir yuva barınak. Yapmış, barınak yapmış olamaz mıyım yani? Evet, tabii. Ama hani tabii sokak hayvanlarımızla ilgili biliyorsunuz hani bunların evcilleştirme olayından sonra. Ve burada şuna da değinmek istiyorum. Ben yine bu konuya öncülük etmek istiyorum. Sokak hayvanlarımıza bu barınakları yapıldıktan sonra bunların biliyorsunuz ki yeme içme ihtiyaçları olacak yani. Canlılar sonuçta onlar da bir can. Bunlar da önemli. Bu canlarımıza ben restoranlarımızla görüşeceğim mahallemizde olan restoranlarımızla artık yemeklerimizi bu hayvanlarımıza ulaştıracağım inşallah. Bu projenin de adımlarını atacağım. Kendim bizzat gidip restoranlarla görüşeceğim. En önemlisi de o zaten. Evet. Hani kendilerinin biliyorsunuz hani bir zararı değil. Kesinlikle. Sonuçları. Hatta onlar için onlar belki da, fayda olacaktır. Hatta onları da sevindirecek bir haberdir bu. Çünkü bizim vatandaşımız gerçekten çok duyarlı. Gerçekten çok duyarlı. Vatandaşımızla bu konuları bir araya gelip hasbihal edeceğiz. Nasıl daha iyi bir şekilde bunu sağlayabiliriz? Bunu da tartışacağız. Evet. Yani illa mesela örnek veriyorum. Biz atık yemek söyledik ama artık olmadan da biz fayda sağlayabiliriz. Evet bazen yani masaya daha, geliyor, evet. fazla kalıyor, evet, diğer evet, türlü evet. oluyor. Önemli olan şeyler oluyor ya da tarihi miladı dolmak üzere oluyor. Yani bu böyle kıymetli şeyler var, ince hareketler var. Bunlar da vatandaşımızı mutlu edecektir diye temenni ediyorum. Çok doğru. İşte buna da öncülük etmek istiyorum. Yani hatta mamayla da yani 3-5 hayırsever insanımızı bir araya toplayıp kapılarını çalıp bu hayvanlarımıza mama ihtiyacını da sağlamış oluruz. Şimdi peki düşünsenize parklarımızda böyle hayvan barınakları var. Küçük çocuklarımız da hayvan sevgisiyle yani büyümüş olacaklar. Hayvanlara karşı bir ön yargı olmayacak. Yani bu da bence hani kendi düşüncem olarak bence önemli bir konu. Ben bu projeye de öncülük etmek istiyorum. Kesinlikle. Gerçekten. Şurada şimdi tekrardan devam edecek olursak ben böyle hızlı geçiyorum biliyorsunuz. Vaktimiz az olduğu için bizler biraz hızlı geçtik ama tabii ki konuşmamız gereken benim önümde olan 10-15 tane soru daha var aslında değinmemiz gereken. Ama nasip olursa inşallah bir başka programda onların devamını getiririz ama kaldığımız yerden böyle kısacık olsa da devam edip ardından son cümlelerimizi alalım. Çok iyi olur. Hani diğer sorulardan daha önemli mi bilmiyorum. Hani sorular sizin. Ama ben projelerime gerçekten önem verdiğim için kesinlikle bunları öyle. Hani konuşmak istedim. Hani belki bazıları yetişmeyecek ama dediğiniz gibi nasip olursa başka bir programda. Zaten ben mahallelimle
hani kapı kapı dolaşmaya çalışıyorum. Evet. Yani bunu mesela bahsettiğim bu Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi'nin içerisinde de hani bir seminer alanımız olursa sürekli ben mahallelimle bir araya gelmek istiyorum. Tabii yani ki. Benim vakıf olamayacağım sorunlar da olabilir. Hani paylaşılmayan sorunlar da olabilir. Yani bana iletilmeyen sorunlar da olabilir. Kesinlikle. Bu sorunların çözümleri için illa benim verdiğim proje böyle başlı başına olacak bir düşüncesi de yok. Düşüncem de yok yani. Mahallelimizin önerileri de olacak, tavsiyeleri de olacak. Tabii bunlarla ki. Beraber projeleri şekillendirip hareket etmek istiyorum kesinlikle. Yani. Evet. Evet. Burada sizin söylediğiniz şey de önemli. Muhtar bir şey yapamaz diye bir algının olması da kötü. Çünkü muhtar burada talep mercisidir. Ve yeri geldiğinde Elazığlı iş insanlarından, yeri geldiğinde Elazığlı yöneticilerden, protokolden istemesini, talep etmesini bilmesi gerekir bence. Ve bu noktada da istediği zaman geri çevrilmeyeceğini de ben çok iyi biliyorum. Çünkü Elazığ il yöneticileri A'dan Z'ye, siyasi parti gözetmeksizin hepsi Elazığ için duyarlı bir şekilde çalıştıklarını görüyoruz, gözlemliyoruz. Temennimiz odur ki onların da böyle davranması ve tabii ki bir de özellikle burada iş insanlarına mahalleye bir katkı sağlamak, katma değer sağlamak noktasında istekte bulunmak, talepte bulunmak. Onlar da güzel bir proje bekliyordur belki, önlerine gelsin ve biz buna destek çıkalım, onaylayalım gibi. Kesinlikle Batuhan Bey. Şimdi şöyle hemen kısaca değineyim. Mahallemizin mesela hani vakit daralıyor. Ben şöyle hızlıca böyle konuşmak istiyorum. Neleri araya sıkıştırabilirsek bizim için o kadar iyi. Şöyle mahallemizin mesela giriş çıkışlarında sabah 8 akşam 5 saatlerinde sıkıntılar yaşanıyor. Mahallemizde trafik ışıklarının yetersizliği var. Trafik kazaları sayısı artıyor bu yüzden. Çok badal da var. Evet var. Eksik olan yerlerde de var. Mesela kasis. Evet. Hani biliyorsunuz ki kasis sayımızın artması yönünde benim hani gerçekten bir talebim olacak. Kesinlikle kasis sayılarımızın artmasını isteyeceğim. Işıklandırma çalışmalarımızı isteyeceğim. Bizim kanal boyunda giriş çıkışlarda çok zorluk yaşanıyor. Kanal boyundan mahallemize giriş çıkışlarda. Evet. Bunu da ben dile getireceğim. Ben eminim ki sizin de demiş olduğunuz gibi ben bu sorunların hepsini dile getirdiğim zaman bizim yöneticilerimizin hepsi duyar. Evet. Ben bu sorunları dile getirdikten sonra bana olumsuz bir tepki vereceklerine dair bir düşüncem bile yok. İnan aklımın ucundan bile geçmiyor. Bu bahsettiğim projeler, mesela size sorayım. Batuhan Bey, bu bahsettiğim projelerin gerçekleştirilmesi hayata çok mu zor bir şey? Yok, absürt projeler değil, yapılabilir projeler. Ki örneklerini de sizler kendiniz ifade ettiniz. Hem Nail Bey Mahallesi'nde hem Hicret Mahallesi'nde olan kısımlar da vardı mesela. Bunlar olmuş mu? Olmuş. Yapılmış mı? Yapılmış. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Olanı en iyi hizmetle getirmek gerekir. Tüm muhtar adaylarımızın da böyle çalışması gerektiği fikri ve düşüncesindeyim. Vatandaşların da bu düşüncede olduğu kanısındayım. Kesinlikle ben size teşekkür ediyorum. Burada. Ben teşekkür ederim. Cidden. Hocam. Bu projelerin yapılabilirliğini örneklerle de konuştuk. Mahallemizin sorunları gerçekten var. Bu sorunlara duyarlı bir şekilde hareket ettiğimiz takdirde, nasıl daha güzel bir şekilde çözebiliriz düşüncesiyle hareket ettiğimiz takdirde daha güzel bir mahallede yaşama imkanı olacak. Çünkü benim bir sloganım var. Daha modern ve örnek bir Ataşehir için oylar Yusuf Özdağ diyorum. Şimdi bu projelerde bu projelerden daha ziyade bahsetmem gereken birkaç sorunumuz daha var. Ama süremiz yetersiz. Henüz daha birinci kağıttayız. İkinci kağıda geçmeden maalesef süremiz. Sizin önünüzdeki kağıtları bitirmedik. Benim önümdeki kağıtlar kalıyor, hala devam ediyor. Sormam gereken sorular var. Ama inşallah diyelim Ataşehir Mahallesi için bir başka programda bunu devamını getirelim ikinci bölüm olarak. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum hocam. Ataşehir Mahallesi ile ilgili aktardığınız güzel bilgiler için, sorunlar, sıkıntılar ile ilgili ve vatandaşlara iştenlikle, samimiyetle yaklaştığınız için sizlerden son cümlelerinizi alalım Ataşehir Mahallesi için ve seçmenler için. Bu değinemediğim konular, projeler, sorunları mahallelimle yüz yüze geldiğim zaman kendilerine de ifade edeceğim. Bana burada bu konuşma imkanını sağladığınız için Kanal Fırat ailesine gerçekten çok teşekkür ediyorum.
Son cümlemi de şöyle söylemek istiyorum. Ben buradan mahallelime, ekranları başından bizi izleyenlere şöyle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen oy vereceğiniz adayı kendiniz güzel bir şekilde analiz edin. Güzel bir süzgeçten geçirin. Burada Rabbim inşallah mahallemize hayırlı olan kişileri bizlere yönetici olarak nasip eder inşallah. Lider olarak nasip eder inşallah. Mahallelimiz tabii karar, seçim onların takdir yüce Allah'ındır. Evet. Biz bu yola çıktık. Bu şekilde projelerimiz var. Biliyorsunuz ki buna değinmem lazım. Çok tabii önemli ki, biliyorum vaktimiz ki, var tabii mı? Ki. Bizim oy verme işleminde mühür olayı yok. Biliyorsunuz evet, Batuhan Bey. Kağıt olan. Evet, kağıtlar olur. Bu kağıtlar zarfın içerisine atılır. Bize oyunu tercih edecek olan vatandaşlarımız, mahallelerimiz. Lütfen eğer ki oy kullandığınız takdirde bizim kağıtlarımıza ulaşamazsanız oradaki görevlilerden rica edin, ricada bulunun. Onlar da bize zaten iletecekler. Oradaki kağıtların tamamını orada olduğuna dikkat edelim. Hepsine buradan tekrardan son sözüm buydu. Dikkat etsinler, seçecekleri adayı özenle seçsinler, tanıyarak seçsinler. Sizlere de çok teşekkür ediyorum bana bu imkanı sağladığınız için. Bizler sizlere çok teşekkür ederiz. Tekrar hayırlı olmasını temenni edelim. Hem sizler için hem tüm adaylar için. Bizim tek düşüncemiz Kanal Fırat ailesi olarak Elazığ'a hizmetin en iyi şekilde gelmesi ve ulaşması. Bu noktada sizlere ve tüm adaylara çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Amin inşallah. Çok teşekkürler. Bizi izleyenlere de selamlarımızı iletiyoruz. Burada. Çok teşekkür ederiz. Çok evet. Teşekkürler. Sağ olun. Seçime Doğru programının bugünkü canlı yayın konuğu Ataşehir Mahallesi Muhtar Adayı Sayın Yusuf Özdağ'dı. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.